Erken ergenlikten bahsettik ve ergenlik yaşının düştüğünden özellikle kızlarda, evet, dünyada da. Şimdi birebir ne sebep oldu bilmiyorum diyorsunuz ama acaba bu hormonlu gıdaların etkisi var mı? Var tabii. Var. Şimdi aslında hormonlu gıda denilen şey şu. Normalde bütün sebze meyvelerin içinde fitoöstrojen dediğimiz faydalı östrojen var. Tamam. En çok soyada var, evet, fitoöstrojen. Şimdi tarım üretim sırasında bu pestisitler, böcek ilaçları falan kullanılıyor. Ve onlar eğer erken toplanırsa ve piyasaya verilirse bu bitkilerdeki doğal östrojeni arttırıyorlar. Bunlardan çok miktarda yenilirse, evet, o zaman çocuklarda çok az olduğu için benim İzmir'de çok çilek yiyip de memeleri büyüyen hastalarım vardı zamanında ya. Bundan 10 yıl bak önce. Bak ne kadar yani. Evet ama kesince onlar kayboldu. Şimdi yalnız dikkat ediliyor. Bu Tarım Bakanlığı bu konuda hakikaten dikkat ediyor. Ailelerin şöyle öneriyoruz. Her şeyi zamanında ve mevsiminde. Ve bir şey çok değil. Onlar mesela tabaklar dolusu yemişlerdi. Mesela şimdi aileler tavuk yemiyorlar. Yesinler. Niye yemiyorlar? Tabii canım. Süt içmiyorlar. Niye içmiyorlar? İçsinler. Evet. Bunlar yeni modalar. Şey. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu şimdi tıpta maalesef şimdi siz benim şeyime yarama dokundunuz. Siz de biliyorsunuz bilimsel gerçekler var. Bizim benim kitaplarımıza geçmiş. Yaram, evet. Yani klasik bilgiler var. Bir kişi ben mesela içmeyin süt. Niye içmeyelim? Bir tane yayın görüyorlar. Yok. Ondan sonra ama öbürüne binlerce yayın. Binlerce. Tabii, klasik tabii. Olması için tabii. Binlerce araştırma yapılıyor, yayın yapılıyor. Öyle geçiyor. Klasik bilgileri böyle bir kişinin demesiyle biz şey yapamayız. Halkın kafası karışıyor. Benim hastalarım tavuk yemiyor, süt içmiyor. Niye içmiyorsunuz? Öyle diyorlar. Zararlıymış. Yok, zararlı değil. Tabii. Evet. Hocam bitirmeden bir şey daha soracağım. Günümüz teknolojisiyle birlikte işte bu sosyal medyaydı her şey. Psikolojik olarak da erken ergenliği sağlıyor mu? Ve çabuk mu büyüyor bizim çocuklarımız? Şimdi yani aslında bununla bir bütün program gideriz bu soruyla herhalde ama. Evet. Şimdi şöyle. Ergenliğin sebebi o yaşa kadar vücutta salgılanmayan hormonların beyindeki bir mekanizmanın faaliyete geçmesiyle, evet, salgılanmaya başlaması. Şimdi bunun birçok sebebi var. Mesela koku. Koku çok önemli. Biliyorsunuz hayvanlarda koku cinsiyet çiftleşme şeyini, evet, sağlar. Mesela koku. Ondan sonra mesela ışık. Mesela karanlıkta bunlar daha çok salgılanır. Ama bir tek şey değil. Mesela psikolojik durum. Kortizol, biliyorsunuz streste kortizol salgılanır. Kortizol bu sistemin aktif olmasını geciktiriyor. Ama bir tek şey yok. Bir tek sebebi yok. Birçok sebebi var bu sistemin devreye girmesi evet, için. Mesela evet, genellikle vücutta belli oranda yağ olması lazım. Mesela zayıf çocuklar ergenliğe geç girerler. Olimpiyatlarda atletleri görüyorsunuz. Mesela cinsel gelişimleri geridir. Çünkü onların hormonlarının salgılanması daha geç olur. Onun için psikolojinin şöyle bir etkisi var. Bazı hormonların salgılanmasını yavaşlatabilir. Yavaşlatın. Mesela psikolojik boy kısalığı diye bir şey var. Yuva çocuklarında. Evet, yuva çocuklarında çok büyüme geriliği olur. Bunlar yani araştırmalarla tespit edilmiş şeyler. Yani. Mesela o çocuklar aileye verildiği zaman boyları artıyor. Onun için psikolojinin her şeyde önemi var. O yüzden ergenlerimizi rahat bırakacağız biz, evet, bebeğinler. Evet. Öyle söyleyelim, evet, değil mi hocam? Evet. Çok çok teşekkür ederim. Olmayacağız. Yani onlar atarlansa bile biz atarlanmamaya dikkat, evet, edeceğiz, evet, diyeceğiz. Evet. Biz de kendimize sabır dileyeceğiz. Herkes mutlu olacak.